Tarih kitaplarımızda bir vakiyeni keltiradılar. Yozning issiq kunlardan birida Muslimon ko'chada Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan Hazrat Umar radhiyallohu anhu ko'rishib qoldilar. Juda ham issiq. Bu mahalda odatda sahobalar, umuman arablar qaylovli uyqusida bo'ladilar. Kichkina bir uyquda bo'ladi chunki issiqda tashqariga chiqib bo'lmaydi. Lekin bular esa uxlay olmasdan tashqarida yuribdi. Ikkalari bir-birini ko'rib qoldilar. Hayron bo'lib, "Nega issiqda kunida yuribsiz?" deganlarida Abu Bakr Siddiq Hazrat Umar'ga qarab aytdilar ki, "Hiç uxlay olmadım qornim ochligidan. Shunga uyda yegulik narsa topa olmadım. Bir ko'chaga chiqay deb chiqdim. Siz nima qilib yuribsiz?" desalar, Hazrat Umar radhiyallohu anhu kulibdilarda, "Meni ham sizni chiqargan narsa ko'chaga chiqardi. Mani ham qornimga og'riq kirib ketdi ochlikdan. Shunga bir chiqdim." deb ikkalalari tursalar, Sarvari Koinot Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam kelib qoldilar. Ikkalalarini ko'rib, "Nima qilyapsizlar ko'chada?" dedilar. Ular, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, qornimiz och. Hech narsa topa olmasan ikkalamiz shu yerda ko'rishib turibmiz. Siz o'zingiz nima qilyapsiz, ey Sarvari Koinot?" deydilar. Rasulimiz alayhissalom ularga qarab tabassum qildilarda, "Meni ham sizlarda chiqargan narsa chiqardi," dedilar. Rasulullohdek zot va ikki buyuk sahoba azizlar, Payg'ambarimiz alayhissalomni qaynotalari Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu shunday ulug' zot bo'lganlarki, Rasulimiz alayhissalotu vassalam jannatni ta'riflab aytgan ekanlarki, jannatni 8 ta eshigi bor. Har biridan kiradigan odami bor. Masalan, Royon eshigidan ro'zadorlar kiradi, salat eshigidan namozxonlar kiradi, bobu sadaqa, sadaqa eshigidan sadaqa qiluvchilar kiradi deb hamma eshigini, darvozasini aytib, ammo mana shu 8 darvozani har birida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu nomi aytiladi degan ekanlar. Mana shunday zot, shu zot bugun qorni och, endi bütün ümmetini hidayetine sebep bo'lgan, bütün alemlerine rahmet bo'lgan Peygamberimiz aleyhisselam ham uyda yegulik yo'qligidan ko'chaga chiqib turibdilar. Rasulimiz aleyhisselam ularga qarab aytdilar ki, "Yuringlar, sizlarni bir joyga olib boraman," dedilar. İkalalar orqasidan yürüp yürüp büyük bir sahaba Abu Ayub Al-Ansori radhiyallohu anhu'ning uylariga keldi. Abu Ayub Al-Ansori dünyadaki en baxtli sahabalardan idi azizler. Sizni uyingizga tasavvur qiling, Rasulimiz alayhissalotu vasallamni kelishligi. Ahli ilim, olim, fozillarning kirishligini ham tasavvur qiling. Nega endi Abu Ayub Al-Ansori? Nima, boshqa sahabalar yo'qmidi? Boy sahabalari ham ko'p edi, sahovatlilari ham ko'p edi. Lekin aynan Abu Ayubning uylarini tanladilar Payg'ambarimiz alayhissalom. Bu savol tug'ilishi tabiiy. Buning uchun yana keling bir ozgina orqaroqqa tarixga qaraylik-da. Rasulimiz alayhissalom Abu Ayub al-Ansoriyning uyiga taklif qilishliklarining sababi Abu Ayub al-Ansoriyning oilasiga payg'ambarimiz alayhissalomning mehri tushgan edi. Chunki Makkadan Madinaga kelganlarida hamma qurshab oldi. Agar payg'ambarimiz alayhissalom biror kishining uyiga kirsa, bunisi ko'ngillarni ranjib qolishi mumkin. Shunda Rasulimiz alayhissalom ularni ranjitmaslik uchun aytdilarki, "Tuyamga buyurilgan, tuyam kimni uyini oldida cho'ksa, o'sha kiraman," dedilar. Hamma hayajonda so'rab turibdi, "Ya Rabbi," chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hali Madinada yashaydigan uylari yo'q. Agar kimni uyiga kirsa, shu uyda yashaydi. Shu uyda baraka bo'ladi, rahmat bo'ladi. Shu uyda ehtimol Jabroil alayhissalom vahiy olib keladi-da. Shuning uchun ular hammasi ko'zlarida yosh Allohdan so'rab tursa, tuya yurib-yurib kela Abu Ayub al-Ansoriyning darvozasi oldiga cho'kdi. Hukm qabul qilindi, qaror qabul qilindi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, "Men Abu Ayub al-Ansoriyning uyida turaman." Endi Abu Ayub o'ziga sig'may ketdi. Dod devordi. Uyga kirib ayolini chaqirib, "Ey Ummu Ayub, tezda Allohning rahmati bizga keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizni uyimizda yashar ekanlar." U zot kirgandan keyin Rasulimiz alayhissalom qarab aytdilarki, "Uylari boloxonalik edi. Mana shu mana tepadagi boloxonaga siz chiqing, ey Sarvari Koinot, biz pastda turaylik," dedi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, "Ya Abu Ayub, men tepaga chiqmayman," dedilar. "Pastda turaman." Rasulimiz alayhissalotu vassalam haqiqatda ham shunday bir biz uchun namunali tavozilik zot edilarda, qarang, shunday zot tepaga chiqishlikni o'ziga lozim topmay, "Yo'q, men pastda turay,
yer de böyleydi yaptılar. Hiç kısa aitseler ham unamadı. Abu Ayyub al-Ansari ayalı bilen tepeye çıktı. Şu günü keçkurun ayalı oradan tursa Abu Ayyub al-Ansari divarga suyanıp mahkem ayağını kucaklayıp yığılıp kaltırıp oturup. Ayalı hayran olup siz gene mi buldu? Nege uklamayapsız, nege yatmayapsız degenedi. Ummu Ayyub kendi yataman, kendi ayağımını uzatayım ki pasımızda kim turuptu dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, zat tursa ben bunu kendi kılıp yataman. İrtalep şu ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iltimas tepeye çıkayım ben kıynaldım deseler aittiler yok. Ben aldım ki kirip çıktı kop buladı. Kopçilik bir zatı şunun için koy bir imal al senin tepede durgun deyip unamadılar. İrtasiga Abu Ayyub al-Ansari keçkurun karanlığı dünde ayalı bilmezsen kozedeki suunu tökü bir bar. Abu Ayyub nime kılıp koydun şuurumuz kurusun ahır su aksa tepeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nime deyip öyleydi. İrtemen düştü de ata anemsizge fida olsun ya Resulallah dediler. Tepeye çıkıp alayım ben kıynel yapmam dediler. Şundan ki razı olup yukarıya çıktılar. Ve bir neçe küller Peygamberimiz aleyhisselam Abu Ayyub'un üyüde yaşadılar. Onu mehmanı buldu. Onu üyüge rahmet, onu üyüge bereke kirdi. Özleriye hücre kılgenlerden kegin yine Resulümüz aleyhisselam çıkıp gittiler. Şimdi bugün ise Abu Bakır Sıddık ve Hazreti Umar'ın karını açıp durgen mehalde yürüyler. Ben sizge bir cahidege abarama deyip bana şu Abu Ayyub al-Ansari'nin üyüge at geldiler. Eşikini takkillettiler. İçkeriden Abu Ayyub al-Ansari çıktı da Sübhanallah devardı. Kimini koruyup ben? Mehman kılasan mı dediler. Canım fida ya Resulallah kiriler. Kilerini apkirdiler, şaşıp kaldılar. Ayalini çakırgen, yugürgen. Resulümüz aleyhissalatü vesselam aldı ki türlü tüman nazi nimetlerini koya başladı. Peygamberimiz aleyhisselam bir payet kuzurge yaş aldılar. Yanlarda turgan sahabeler soradılar, iki büyük sahabe. Ya Resulallah ne giyile yapsız diyordular. Dasturxonga kareyler bana hurma oturuptu. Xol xurma turibdi, zaytun yog'i turibdi, arpa noni turibdi, go'sht turibdi. Bu ne'matlarga qiyomatda hammasiga savol javob beramiz dedilar. Aslida bu dasturxon azizlar, bugun bizni eng faqir xonadonimizni dasturxonidan ham faqirroq edi. Lekin Rasulimiz alayhissalom shuni ko'rib, ko'zlariga yosh olib, hisob kitobi bor deyaptilar.